Afyon'dan selam herkese. Hayran olduğum Ramazan abiyle rastlaştım. Ankara'da çok sıkı motorcular var. Ramazan abi de onlardan bir tanesi. Afyon'da hazır yakalamışken onunla ilgili bir röportaj çekeceğiz. Ramazan abiyle nasıl tanıştığımızı anlatayım aslında. Bundan 20 yıl önce tek başıma motorla gelmişim. Ramazan abi arkasında küçücük bir tane kızını almış. Kampa öyle gelmişti. Dedim yıllar sonra böyle bir şey olur mu? Gerçekten benim de kızım büyüdü. Kampları götürüyorum ediyorum. Aslında Ramazan abinin izinden gidiyorum. Hani yolculuklarımda her şeyim gerçekten çok sağlam birisi. Hazır onu yakalamışken de beraber bir video çekelim istedim. Erkin'cim merhabalar. Senin sıkı bir takipçinim bu arada, onu söyleyeyim. Ben motosiklet kimliğimle değil de daha çok böyle bir iş için geldim bu festivale. Ama motorumla geldim. Biz bu yarışın, MX yarışının ana sponsorlarından biriyiz. İletişim sponsoruyuz. Buradaki canlı yayınlara, yani bütün televizyonlarla verilen canlı yayınların uplink işini yapıyoruz. Yani uyduya çıkarıyoruz kendi uydumuza, TürkSat 3A uydusuna. Motosiklete binip gelmek ayrı bir keyifti tabii. Bana kızlarıyla gezen adam diyorlardı. İki kızım var. Bir tanesi böyle evlendi artık. Bir tanesi de yeni mezun oldu. İki kızım da motorun arkasında büyüdü. Kamplarda büyüdü. İşte her gittiğim kampa motosikletle kızlarımı da götürüyordum. Hatta seninle Güzelcehisar'da ilk tanışmıştım yıllar yıllar önce. Sağ olsun Murat Kızak böyle motorcuları bir araya getirdi, topladı. Hala görüşüyoruz hepsiyle de. Sonra işte böyle şehirler arası yolculuklar daha da uzadı. O zaman şartlar birazcık daha iyiydi galiba. Hani bir kamuda çalışan birinin imkanıyla da gezilebiliyordu. Yurt dışına 2008 yılında Suriye, Ürdün, Akabe Körfezi, 5 arkadaş öyle bir geziyle başladı. Sonrasında işte Avrupa, Gürcistan, İran, Orta Asya, biliyorsun işte Erkin, oraları kendi şeyimizle gezdik. İyi ki de gitmişiz yani. Gittiğimiz yanımıza kar kaldı. İşte bu koca alanla daha da yollar yapmak istiyorum bakalım. Ona göre hazırladım. Biraz bir şeyler yaptım kendimce. 1200 GS'e gittim. 2008'de 1200 GS'im vardı. Çok öncesinde 83 yılında Honda Titan'la başladım. Hatta Tercüman Gazetesi'nde kupon biriktirdim. Kura'yla 125'lik Honda Titan aldım ve Marmaris'e gittim o motorla. Sanki Katmandu'ya gitmiş gibi. O zaman kask yok, mont yok, işte deri bir şapka, işte gazete kağıtlarını göğsümüze koyarak işte Marmaris'e kadar gitmiştik o zaman. Bir arkadaşımla, İsmail diye bir arkadaşımla. Ondan sonra tabii benim için bu tutkuydu, motosiklete binmek. Her daim, hayatımda her zaman motosiklet oldu. Her daim. Yani küçük cc motorlar saymazsak eğer, KTM'e yıllarca bindim. Bir 660 KTM'im vardı. Ondan sonra Tenere 660, Tenere onunla uzun soluklu. İşte tek seferde 12 bin kilometre yaptım. Orta Asya'yı gezdim. 60 bin kilometre bindim KTM'e. Sonra bu 1100 vardı bende. Sonra sattım. Tekrar 1200 aldım. 1200 esalı işte 3 şeyi olan çift egzantrik. Yeni nesil 1200 aldım. Ama ben biraz da şeyi seviyorum. Hani böyle motora kendimden hani böyle boyuma, kol uzunluğuma göre İşte bir şeyler katmayı da seviyorum. Hatta KTM'i de böyle bir bozdum. Arkadaşlar falan böyle bana öncü, artçı oldular. Kafa dağıldı. Bir şeyler yapmaya çalıştım KTM'e. Vibrasyondan her şey bozuldu. Halil İbrahim Dural, Tankut Güzel böyle aralarını alıp getirdiler beni Ankara'ya, Gürcistan'dan. Böyle motorla bir şeyler yapmayı da seviyorum. Ama zaman içinde şunu öğrendim. Tesisatla hiç oynama. Süspansiyon motosikletin yarısıdır. Lastik, kıyafet. Bunlarda hiç böyle paradan kaçmamayı öğrendim yani. En iyisi neyse. Mesela bu motorda böyle yol yapmak üzere topladım. Erken az bir işi kaldı. Sonra neden 1200'ü sattım, 1100 aldım tekrar. Çok sık düşüyorum yani böyle boyumdan dolayı falan. Toprakta gezmeyi de çok severim. Hatta Tenere'yi sattığım çocuk abi bununla hiç düştün mü diye sordu.
Ben de hiç düşmediğim gün olmadı falan dedim. Adam şaka yaptığımı sanmış. Gerçekten her seferinde düşüp geliyordum yani. Ondan sonra ve şeydim, düşüp böyle motordan kopup tekrar binip gelecek durumdaysa eve geliyordum. Bir şeyler yapıyorduk falan. Dediğim gibi küçük bir garajım vardı işte. Orada elimden geldiğince bir şeyler yapıyordum. 1200'ü de o yüzden sattım. Yeni nesil 1200'ü. Yani birazcık daha böyle ben müdahale edebileyim motosiklete. Hani gittiğim yerde yağını falan değiştireyim. İşte ne bileyim lastiğini değiştireyim. Swap senkron ayarı yapayım. Bujilerini falan. Hani bir yerlerde falan bir şey oldu diyelim. İşte onları yani kolay kolay yolda kalmak istemiyorum açıkçası. Bence motora binen herkesin elinden de bir şeyler gelmeli. Yani en azından bir lastiğini tamir etmeli yani. Böyle üçüncü dünya ülkeleri, böyle daha şey yerleri kendime güvendiğim için gezme fırsatım oldu. Bakalım ya şeye doğru bir Kore'ye kadar gitmek istiyorum bakalım becerebilirsem. Hazırlığım o yönde. İşte defalarca gittim mesela Gürcistan'a. En az 8 kere gittim. 3 kere İran'a gittim. Yine giderim yani şartlar oluşunca. İşte pandemide iyi ki de gitmişiz, iyi ki de gezmişiz dediğim çok oldu. Yani keşke daha bilinçli gitseydim dediğim zamanlar da çok oldu. Şimdi bakalım böyle Gürcistan'dan işte Kazbeyi'den işte çıkıp Volga Nehri'ni takip edip ondan sonra belki biraz sağa dönüp böyle Magadan'a kadar gidip oradan Kore gittiği yere kadar bakalım. Böyle bir planım var. Yıllarca eşim bana katlandı motosiklete böyle. Sevmemesine rağmen benimle böyle çadırlara, kamplara falan geldi. Sonra ben de böyle bir ona camper van yani böyle bir T4 minibüs, yüksek tavan bir minibüste bir karavan yaptım böyle birkaç sene sürdü. Ama motordan inince 3 oda bir salon ev gibi geldi ona yani o kadar konforlu ki. Şeyi çok seviyor hani bir kamp geçmişi olduğu için karavanı çok seviyor. Ama ben uzun zamandır motora binmiyordum işte motoru topluyordum falan. Dün şunu anladım motosiklet her daim benim hayatımda olmalı yani. O kadar iyi geldi ki bana. Yani o çocuklar gibi geldim Afyon'a yani böyle sanki yani 20 dakikada buraya gelmiş gibi oldum yani o kadar keyifliydi ki. Beni fabrika ayarlarıma döndüm öyle söyleyeyim Erkin. Ama camper'da işte eşimle falan böyle ara ara kullan her daim o da yanım şeyimizde hayatımızda olacak. O da başka bir şey yani karavanla dolaşmak da başka. Onda da şöyle iki kişi için konforlu, üçüncü kişi fazla yani T4 camper'da. Onun da tadı başka Erkin. Ama motosiklette, ha bu arada ben camper'ın arkasında da bir MSX 125 taşıyorum yani. Motor var yani benim hayatımda küçük bir motor her zaman yine var. Ondan sonra öyle işte Erkin'cim ya böyle bu motoru da satmıştım. Sattığım arkadaşım başka bir şeyle bir av kazasında vefat etti. Ailesine işte taziyeye gittim. Geri alırsan al motorunu dediler. Aldım. Geçmişini bildiğim güzel bir motor. Yani böyle fazla kilometresi yok. Sonra aldım. Söktüm o pandemide. Ondan sonra büyük depo taktım. 41 litre Turatec depo. Ondan sonra döşeme işte ne bileyim çok severim bu çantaları. Bu çantalarla daha önce şeye gitmiştim ben. Orta Asya'ya gitmiştim. Sonra tekrar satın aldım. Sattığım arkadaştan. Ondan sonra şimdi ikisi yok da burada. Bunların içinin çantaları falan da var. Onların demirleri, işte debriyaj, diskler. Ondan sonra ne bileyim böyle bu farı değiştirdim. Ben 1100'ün gagasını sevmiyordum böyle. Tam bitmek üzere. Şimdi buraya da bir şey yapacağız. Buraya hella bir tane tabak gibi. Sağ olsun Sedat Bozkurt. Bana böyle bunu hediye etti. Sonra Öhlin amortisör taktım öne arkaya. Ondan sonra. Erkin bunu yola hazırlıyorum koca olanı. Ben açıkçası böyle daha minimum şeyle bütçeyle gezmeye çalışıyorum. Hani çok zorda kalmazsam
Otelde konaklamak istemem açıkçası. Daha çok çadır, işte ne bileyim böyle güvenli gördüğüm, bulduğum her yerde. Mesela atıyorum çok yoruldum diyelim, artık şey oldu, yolun kenarında saparım bir yere. Atıyorum motoru da kendimi de gizlerim. Vurur kafayı yatarım yani. Benim için yeter ki az parayla gezeyim yani, şey olmasın. Ondan sonra yanıma çadır, uyku tulumu, met. Ondan sonra benzin ocağım var. Ondan sonra ufak tefek şeylerimi kendim yaparım. Hiç yemek ayırt etmem. Yani gittiğim coğrafyada ne varsa yerim yani. Hiç yemekle şeyim yok. Ondan sonra ama yanıma ufak tefek böyle bir şeyler alırım da. Yani bolca avadanlığım var işte. Motorun bütün lastik işlerini, işte ne bileyim bakım işlerini falan yapabilecek bir düzeneğim var. Birkaç tane ilaç. Burada bir depo üstü çantam var. Şeye, motora binince böyle işten çıkıp böyle bilgisayarın başından kalkıp yola gidiyorsam eğer, birazcık da hazırsam böyle, böyle sırtımdan kıllar çıkar, dişlerim uzar, böyle canavarlaşırım yani. Sonra bilinmeyene böyle sürmeyi severim açıkçası. Benim için bir tutku motosiklet Erkin. Çok güzel oldu vallahi, sağ ol abi ya. Ya olmadı ya. Harika oldu be. Ne demek? Müthiş oldu.